Evet saygılar hocalarım, hepinize tekrardan merhabalar. Oyun gelişiminin son videosuyla hepinizle beraberiz. Konu altın videosunun oyun gelişimi dersi için konuşuyorum. Son videosu, bu videodan sonra da inşallah soru çözüm videosuyla oyun gelişimine son noktayı koyacağız. Şimdi oyun türleri son konumuz saygılar hocalarım. Oyun türleri ilk başta 3'e ayrılıyor. Karakterlerine göre oyun türleri, oynandığı yere göre oyun türleri, bir de kullanılan araca göre oyun türleri olmak üzere 3 başlık adı altında topluyoruz. Karakterine göre oyun türlerini saygılar hocalarım 3 başlığa ayıracağız. Fonksiyon oyunları, hayali oyunlar ve grup oyunları olmak üzere saygılar hocalarım. Dilerseniz fonksiyon oyunlarının ne olduğuyla başlayalım saygılar hocalarım. Fonksiyon oyunları çocuğun ilk hareketleri bilinçsiz ve kontrolsüz hareketlerdir. Bakınız. Çocuğun ilk hareketleri bilinçsiz ve kontrolsüz hareketlerdir. Bilinçsiz ve kontrolsüz hareketlerdir. Hareketlerdir saygılar hocalarım. Kollarını ve bacaklarını sallar burada çocuk. Kıpırdanıp sağa sola dönerler saygılar hocalarım. Çocuğun bilinçsiz yaptığı bu hareketler onun ileride yapacağı yürüme, koşma, atlama, tutma gibi doğal ve bilinçli hareketleri yapılandırabilmesi için yaptığı hani ön egzersiz hareketleridir diyebiliriz saygılar hocalarım. Çocuğun bu ilk bilinçsiz ve basit hareketi onun için bir oyundur. İşte onun bu ilk hareketlerine ilk alıştırmalar ve fonksiyon oyunları denir. Bu hareketler gerçek bir oyun karakteri taşımazlar. Bu hareketler gerçek bir oyun karakteri taşımaz saygıdeğer desek bizim için yeterli olur saygıdeğer hocalarım. Şimdi bu dönemdeki oyunlara kuramcılar bazında baktığımızda hani Piaget'in kuramında alıştırma oyunları Parton'un kuramındaki tek başına oyun dönemine denk geliyor yani. Bunlara örnek verilebilir saygılar hocalarım fonksiyon oyunları. Bir de hayal oyunları vardır. Fonksiyon oyunları devresi bildiğiniz üzere kısa sürüyor saygılar hocalarım. 3 yaşından sonra hayal gücüne dayanan oyunları oynamaktan hoşlanır çocuklar. Bakınız. 3 yaşından sonra hayal oyunları oynamayı severler. Saygılar hocalarım. Oyuncaklarıyla konuşur, onlara canlı muamelesi yaparlar. Kız çocuklar bebeklerini uyutur, mama yedirir, yaramazlık yaptığı için kızar. Erkek çocuklar ise sopadan atına biner, polis olup suçları yakalar, bloklardan yollar, köprüler yapar. Yani yaratıcılığın etkisinin büyük olduğu bu oyunlar sayesinde çocuklar oyun becerisini geliştirirler saygılar hocalarım. Hani bu dönemdeki oyunlara kuramcılar bazında özellikle Piaget'in kuramındaki sembolik dönemde karşımıza çıkan oyunlar bu oyunlara örnek verilir. Yani sembolik oyunlar hayal oyunlarına örnek olarak verilebilir saygılar hocalarım. Bir de karakterine göre oyun türleri olan son oyun türümüz grup oyunları. Bunlar çocukların birlikte oynadıkları grup oyunlarına denir. Çocukların birlikte oynadığı grup oyunlarıdır. Hani bu grup oyunlarını hani yönelmeler 5-6 yaş civarında başlar. 5-6 yaş civarında başlar saygıdeğer hocalarım. Artık hani oyuncaklarla tek başına oynamaktan sıkılan çocuk evini ve çevresini tanımaya başlar. Komşu ve mahallesinde bulunan yaşıtı çocuklarla arkadaşlık kurar. Eğer bu dönemde anne babalar işte çeşitli nedenlerle çocuğun bu isteğine karşı çıkıp komşu çocuklarla oynamasına, arkadaşlık kurmasına izin vermez ve evde tek başına oynaması konusunda baskı yaparlarsa çocukta olumsuz duygulara neden olurlar. Bu tür yasaklarla büyüyen çocuklar ileride içe dönük, korkak, bazen de hırçın ya da aşırı yaramaz çocuklar olmaktadır saygıdeğer hocalarım. Oynandığı yere göre oyun türlerine geldiğimizde açık hava oyunları ve salon sınıf oyunları olarak ikiye ayırıyoruz. Açık hava oyunları hani bildiğiniz üzere bahçede işte efendime söyleyeyim kırlarda sokaklarda, ormanlarda yani şöyle artırabiliriz. Sokaklarda, ormanda oynanan
oyunlardır dersek yeterli olur Sayıdar Hocam. Çocuklar kapalı alanlarda oynamaktan zaman zaman sıkılabilir biliyorsunuz ki. Ayrıca iç mekanlarda oynanamayan birçok oyun vardır. Bu oyunların hani rahatlıkla oynanması için açık havaya ihtiyaç vardır. Mesela bir hani birdir bir oyunu ya da işte efendime söyleyeyim bir uzun eşek oyununu ya da bir işte hani mendil kapmaca, bir köşe kapmaca oyunu ya da bir istop oyunu mesela toplarla oynanan. Bir istop oyunu Sayıdar Hocam. Açık hava oyunlarının oynanması gerekiyor bu oyunlarda. Bunun yanı sıra saygılar hocalarım, dediğimiz gibi açık hava oyunlarında hani şöyle söyleyebiliriz, çocuklar biraz daha fazla zevk alır kapalı alandaki oyunlara oranla saygılar hocalarım. Salon sınıf oyunlarına geldiğimizde ise saygılar hocalarım, kurallı ya da kuralsız serbest oyun şeklinde oynanabilir. Tıpkısı açık hava oyunlarında da geçerlidir saygılar hocam, hani kurallı ya da kuralsız oyun olarak oynanabilir. Çocuklar oyuncaklarla ya da oyuncaksız serbestçe tek başına ya da grupça oynayabilirler. Ayrıca kuralları önceden belirlenmiş oyunları da salon ya da sınıflarda oynayabilirler. Erkek çocukluk eğitimi kuramlarında oyun saatinde oynanan kurallı erken çocukluk eğitimi kurumlarında oyun saatinde oynanan kurallı oyunlar 3 aşamada işte uygulanır. Bunlar ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici oyunlardır. Yani nerelerde oynanıyor bu oyunlar? İşte sınıflarda, evde, yani bilhassa kapalı alanlarda. Kapalı alanlarda oynanan oyunlardır. Ya burada hareket kabiliyeti ya da işte hareket edeceği yerler biraz daha kısıtlı olduğu için çocuklar hani açık hava oyunlarına göre biraz daha köşeye sıkıştırılmış hani sınırlı oyunları salon sınıf oyunlarında oynamaktadır diyebiliriz saygıdeğer hocalarım. Bir de kullanılan araca göre oyun türlerimiz vardır. Bunlar araçta yapılan, araçla yapılan bir de araçsız yapılan oyunlar olmak üzere 3'e ayrılıyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi araçta yapılan oyunlar bir oyun aracının üzerinde ya da içinde oynanan oyunlardır. Mesela hani denge aleti, işte tahterevalli, salıncak, efendime söyleyeyim hani bunun gibi daha artırabiliriz saygıdeğer hocalarım. Ne diyelim buraya? İşte salıncak, tahterevalli, efendime söyleyeyim işte atlı karınca. Bu gibi hani aracın kendisiyle yapılan oyunlara biz araçta yapılan oyunlar diyoruz saygılar hocalarım. Bir de araçla yapılan oyunlar vardır. Çok pardon. Bu oyun aracı kullanılarak oynanan oyunlardır. Top oyunları işte iple oynanan oyunlar, labut devirmeler, işte hula hooplar bu ve bunun gibi oyunlarda aracın kendisiyle yapılan. Bakın bunlar aracın içinde yapılıyor. Bunlar aracın kendisiyle. Hani ne gibi mesela topla oynama ya da işte ip atlama. Bunlar aracın kendisiyle yapılan oyunlardır. Bir de araçsız oyunlarımız vardır. Mesela saklambaç oyunu gibi. Saklambaç oyunu gibi. Mesela işte hani ebelemece oyunları. Ebelemece. Bunun yanı sıra mesela koşu, yarış oyunları. Bunlar araçsız yapılan oyunlara örnek veriliyor saygıdeğer hocalarım. Hani burada herhangi bir araç kullanılmadan çocuklar oyun oynuyor diyebiliriz. Oyun türlerini de bu şekilde hocalarım bitirmiş oluyoruz. Şimdi geldik önemli noktalara. Şimdi önemli noktalara gelmeden önce şöyle bir bilgi vereyim hocalarım. Bir önceki videoda Ericsson'ın oyun sınıflandırmasını biraz da bir tekrar edelim. Çünkü orada yanlış bir bilgi verdik. Sizler de affedersiniz, mazur görürsünüz hocalarım. Çünkü çok yoğun bir sürecin içinden geçiyorum. Hem gün içerisinde okulda derslere giriyorum. Akşam vakte gelip bu videoları çekmeye çalışıyorum sizler için. Bu nedenden dolayı böyle bazen hatalarımız olduğunda videoyu ben de ara ara açıp işte edit şeyini işini yaparken fark ediyorum orada. Ericsson'u anlatırken aklım başka yere kaymış. Tekrardan mazur görün hocalarım. Ericsson'u tekrardan bir başa alalım. Ericsson'un dediğimiz gibi 3 tane oyun sınıflandırmasında 3 tane 3 şekilde daha doğrusu sınıflandırmıştı oyunları. Bunlardan ilki kişisel küresel, ikincisi mikro küresel, üçüncüsü makro küreseldir. Kişisel küreselde kişi bedenini tanır. Yani çocuk işte hani bebek daha doğrusu ilk başlarda ne yapar? İşte parmağını alır, ağzına götürür, emer vesaire. Bu şekilde ne yapıyor? Bedenini tanıyor. Mikro, çok pardon.
Mikro küresel oyunda ise kişi çevresini tanımaya başlıyor. Hani nesnelerle oynaması mikro küresel oyuna işaret ediyor. Makro küresel oyunda ise 3 yaş ve üstü çocukların çevresindekiler ile hani böyle etkileşime girerek oyun oynaması, yani ikinci bir kişinin oyun ortamına girmesiyle makro küresel oyun ortaya çıkıyor Erikson'a göre. Şimdi saygıdeğer hocalarım, benim için önemli olan videolarda anlatmadığımız ya da işte efendime söyleyeyim hani bence buradan net bir bilgi sorusu gelir gibisinden önemli gördüğüm yerleri yavaş yavaş anlatacağım sizlere hocalarım. Şimdi ilk önce şuraya vurgu yapmak istiyorum. Sutton Smith oyuna müdahale edilirse oyunun evcilleştirmesi kavramını ortaya atmıştır saygıdeğer hocalarım. Olabilir, sınavda böyle bir hani soru karşımıza çıkabilir. Huizinga da şöyle bir tabir kullanmıştır. Her insan hayatta bir oyuncudur. Yani burada oyuncu insan tabirini ortaya atıyor. Homo ludens kavramını Huizinga ortaya atıyor saygıdeğer hocalarım. Şu bilgiyi de verelim. Sosyal etkileşime dayalı tek kuramcı Huxter, diğer bütün kuramcılar yaşa göre sınıflandırma yapmıştı. Parton, efendime söyleyeyim, Similanski, işte anlatmıştık hocalarım, Erikson, bunların hepsi yaşa göre oyunları sınıflandırırken Hux sosyal etkileşime dayalı olarak oyunları sınıflara ayırıyor. Şu bilgi de verelim hocalarım. Şair Sunay Akın Türkiye'de 3 farklı ilde oyuncak müzesini açmıştır. Hani soru olarak gelebilir, ülkemizde oyuncak müzesini kim açmıştır diye bir soru gelme ihtimali var mıdır? Vardır. Hani ÖSYM nereden ne şekilde soru soracağını bazen kestiremiyoruz. Bu nedenden dolayı hani olabilir tarzında olduğu için Şair Sunay Akın'ı da vermiş olalım saygıdeğer hocalarım. Şimdi ekstra diğer bilgilere geçeceğiz hocalarım. Bunları da ben kendim dediğim gibi çözdüğüm sorularda, işte taradığım kaynaklarda, çok önemli bulduğum yerlerde kısa kısa not ettim saygıdeğer hocalarım. Not defterimi alarak bunları sizlerle paylaşacağım inşallah. Hemen şöyle not defterimi yanıma alayım. Şöyle bir bilgi verelim ilk başta. Oyunlarda olması gereken şey ne biliyor musunuz hocalarım? Rekabetin olmaması. Rekabetin olmaması. Olabildiğince çocuklara rekabeti az olan oyunları oynatmamızda fayda vardır saygıdeğer hocalarım. Şöyle bir bilgi daha verelim. Çocuğun yaşı ne kadar artarsa oynayacağı oyun sayısı bir o kadar azalır. Bakın, çocuğun yaşı ne kadar artarsa saygıdeğer hocalarım, yani oyun çeşitliliği o kadar azalır. Oyun çeşitliliği o kadar azalır. Bunun temelinde yatan şey nedir hocalarım? Yaş ilerledikçe biz insanlar biraz daha seçici olmaya başlıyoruz. Bu da bunun bir yansıması diyebiliriz saygıdeğer hocalarım. Şöyle bir bilgi verelim hocalarım. Bazen sorularda denk geliyoruz. İşte hani direktse de demez, epizot nedir diye demez ama epizotun bölüm olduğunu unutmayalım saygıdeğer hocalarım. John Dewey için oyun haz ve mutluluktan ibarettir. Şöyle kalemi değiştireyim, çok fazla renkler birbirine girmesin. Dewey'e göre oyun nedir? John Dewey'e göre oyun haz ve mutluluktur saygıdeğer hocalarım. John Dewey için bunu söyleyelim. Maria Montessori'nin görüşlerini falan zaten bahsetmiştim saygıdeğer hocalarım. Düşünürlerin oyunlara yüklediği anlamlar. Maria Montessori'nin dediği şey neydi? Oyun çocuğun işidir. Zaten bunu ilk videoda bahsetmiştim saygıdeğer hocalarım. Düşünürleri böyle uzun uzun söylemiştim. Yazmamıştık ama anlatmıştık hocalarım. Siz oradan ne yaparsınız? O kısmı bir iki defa sararsanız başla hocalarım, çok rahatlıkla not alacağınızı düşünüyorum. İlk oyuncaklara saygıdeğer hocalarım, arkeologlar Mısır, antik Mısır medeniyetinde karşılaşmışlardır. Türkiye'de ilk oyuncak fabrikası da Eyüp'te açılmıştır. Şu bilgiyi verelim. İlk oyuncak fabrikası Eyüp'te açılmıştır. Eyüp'te açılmıştır İstanbul'da saygıdeğer hocalarım. Bunun haricinde neleri verebiliriz saygıdeğer hocalarım? Şöyle hemen notlarımı hızlı karıştırayım. Hangi bilgileri versek sizin için daha iyi olur? Bahsetmediğimiz yerlere değinmek istiyorum saygıdeğer hocalarım.
Şöyle bakıyorum. Cancak Russo ile alakalı bir bilgi vermişiz. Cancak Russo'ya göre çocuk gün boyunca oyun oynayabilir. Bu durum ebeveynleri ürkütmemelidir der Cancak Russo. Cancak Russo ne demişti? Cancak Russo demişti ki çocuk gün boyunca oyun oynayabilir. Bu durum ebeveynleri ürkütmesin. Evet, bu da Cancak Russo'nun oyun ile alakalı bir tespiti diyebiliriz sayın hocalarım. Olabilir yani, sınavda bu şekilde karşınıza bilgiler soru haline çıkarılabilir ÖSYM tarafından. Bu nedenden dolayı bunlara biraz dikkat etmemizde fayda vardır diye düşünüyorum saygıdeğer hocalarım. Şimdi şöyle bir bilgi daha verelim. Montessori materyalleri mış gibi oyun için hani nedir hocalarım? Bir benzetme, bir bağdaşım, bir tane soruda gördüm. Çok da hoşuma gitmişti. Montessori materyalleri mış gibi oyun için uygun değildir. Bunun nedeni nedir hocalarım? Bunu da hemen bir kısa anlatayım. Çünkü Montessori materyalinde biliyorsunuz ki kapalı uçlu materyallerdir. Kapalı uçlu materyal dediğimizde yaratıcılık yoktur. Yani öğretilmek istenen şey zaten önceden bellidir. Çocuğun kendisinin bir şeyleri keşfetmesini istiyoruz ama keşfedeceği şeyi de biz de zaten baştan biliyoruz. Bu nedenden dolayı mış gibi temelinde ne vardı hocaların mış gibinin temelinde? Hani ya kalemi mikrofon mış gibi kullanmak. Ama Montessori materyalinde kalem nedir? Yazı yazmak için vardır. Bu nedenden dolayı Montessori materyalleri mış gibi oyunlar için uygun değildir. Umarım siz de o benzetmeyi, o bağdaştırmayı yapmışsınızdır saygıdeğer hocalarım. Bunun haricinde oyun esnasında öğretmen öğrencilere soru sormamalı. Yani buna dikkat etmemizde fayda vardır. Şunu da hemen buraya bir yazalım. Oyun esnasında öğretmen sık sık soru sormamalı. Bunun nedeni ne? Çocuğun oyuna karşı olan ilgisini, çocuğun oyuna karşı olan hani zevkini, şevkini kırabilir. Bu nedenden dolayı olabildiğince öğretmenlerimizin ya da yetişkinlerin oyun esnasında çocuğa soru sormaması lazımdır saygıdeğer hocalarım. Stanley Hall dediğimiz gibi içgüdüden, işte atalardan geldiğini falan vurgulamıştı. Bunu da buraya not almışım. Soru çok hoşuma gittiği için almışım ama Stanley Hall zaten güzel bir şekilde anlatmıştık sizlere saygılar hocalarım. Bu arada şöyle bir bilgi var hocalarım. Oyun oyun değildir görüşü kime aittir? Oyun oyun değildir. Çok felsefik bir cümle. Kime aittir saygılar hocalarım? Van der Berg'e aittir. Van der Berg'e aittir saygılar hocalarım. Bunun haricinde ekstra bilgilerimize sorular üzerinden vermeye çalıştılar saygılar hocalarım. Önemli noktalar ve hap bilgilerimiz de bunlardan ibaretti. Oyun gelişimiyle alakalı dilerseniz bir diğer videomuzda soru çözümüyle tekrardan sizlerin karşısında olacağız saygıdeğer hocalarım. Gecenin biri şu anda, ben de şu anda aşırı yorgunum. Sizlerden özür diliyorum, bazen dil sürçmeleri olabiliyor. Kelimeler tam çıkmıyor. Bazen harf yutabiliyoruz. Mazur görün hocalarım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Saygıyla kalın. Esenle kalın hocalarım.